çocuklar, bu dersimizde sıklık tablosu oluşturmayı öğreneceğiz. Bir gruba sevdiği spor türleri sorulmuş. Bunun karşılığında aldığımız cevapları sıklık tablosuna aktaracağız. Öncelikle tablonun adını yazıyoruz. Ne araştırması yapılmıştı? Sevilen sporlar araştırması, değil mi? Adı da bu olacak. Sevilen sporlar. Spor isimleri yazılmış. Basketbol, futbol, voleybol, tenis. Biz ne oluşturuyorduk çocuklar? Sıklık tablosu, değil mi? Sıklık hangi harfle başlıyor? S harfiyle. Sıklık tablosu sayılardan oluşur. Bakın, sıklık S, sayı S. Aklınızda bu şekilde kalabilir. Sayıları yazacağız yani. Çetere tablosunda çizgi yapıyorduk. Sıklık tablosunda sayı yazacağız. Basketbol seven 14 kişi. Futbol 13. Voleybol 20. Tenis 6 kişi. Tabloya bakarak yorumlarda bulunabiliriz. En çok sevilen spor türü voleybol. En az sevilen spor türü tenis. Bu araştırmaya kaç kişi katılmış dediğimizde tüm katılanları toplamamız gerekecek. Yapalım birlikte. Hepsini topluyoruz. 7, 6 daha 13. 13'ün 3'ü elde var 1. 1, 1 daha 2, 4. Eldekiyle 5. Araştırmaya 53 kişi katılmış. Bu şekilde tablo hakkında yorumlarda bulunabiliriz. Sorulara cevap verebiliriz. Sevilen renkler araştırması yapılmış. Sıklık tablosu oluşturulmuş. Biz verilen soruları cevaplayacağız tabloya bakarak. Birinci soru, en sevilen renk hangisi? Sayısı en fazla olan hangisi çocuklar? Mavi. Bu durumda en sevilen renk mavi, sayısı da 16. En az sevilen renk hangisi? En az olan 8, yani turuncu. Turuncu yazıyoruz, 8. Üçüncü soru için, pembe sevenler, kırmızı sevenlerden kaç fazladır? Pembeyi buldum, 14. Kırmızıyı buldum, 10. Burada pembe sevenler ile kırmızı sevenlerin sayısı karşılaştırılmış. Karşılaştırma varsa orada çıkarma işlemi vardır çocuklar. Yani her fazla kelimesi toplama anlamına gelmiyor. 14'ten 10'u çıkarırsak 4 fazla olduğunu buluruz. Dersimiz bitti. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.